Kanyama'nın Bebek'te bir videosunu var mı bizde görüntüsü? Var. Evet, onu bir yayınlayalım. Aa, bir şey yakaladı orada herhalde abi. Gel abi. Gel biz bırakalım. Araba mı var? Var. Çık bırak geldi abi. Tamam. Geç bak. Gel abi gidelim. Aa, Eren bir de seni çekeyim haber olsun. Gel, sen, sen. Bu ne abi? Tamam biz bulduk abi arabayı. Bizim arabayı da bırakın. Bırakın da abi yardımcı oluruz. Atakan abi gitti. Can abi benim benim motorla gitti abi ya anda. Can abi. Elini Bebek'te yakalanınca kimse evet, kırmıyor. Şimdi orada bir prodüksiyon var mı? Sokakta karşısında çıkan insanların çoğu Can Yaman'la birlikte fotoğraf çektirmek istiyor. Şimdi ben şöyle bir özelliğim var. Yani evde tıraş olmak bir erkek için maliyeti çok daha düşük. Ama ben sakal tıraşımı genelde yani caddeye sokağa çıktığım zaman farklı farklı berberlerde yapıyorum ki sokağın nabzını orada ne konuşuluyor tutmak için. Şimdi Can Yaman İtalya'ya, Napoli'ye gitti. Napoli'de burada biz de verdik. Gösterilen o büyük ilgiyi bir prodüksiyon olarak adlandıran arkadaşların buradaki insanları tanıyor olmaları lazım. Türk, hepsi Türk. Yani bir prodüksiyonun parçası mı oradakiler? Yani yukarı çıkanı da bu kadar aşağı çekmek için uğraşmayın. Can Yaman son dizisiyle Türkiye'nin yeni TV dizi yıldızı oldu. Müthiş yıldızı parladı. Ben etrafımdaki ailenin çocuklarından görüyorum. Hepsi Can Yaman gibi vücuda sahip olmak istiyorlar. Bıdık bıdık çocuklar. Yani kıskanmayın. Çalışın. Sizin de olsun. Olur diyorsun. Yani. Nasıl yani, buluyorsunuz Can Yaman'ı? Ben hiç seyretmedim ama tanıyanları yani prodüksiyon şirketlerinden falan çok şeker bir çocuk olduğunu söylediler. Zaten eğitimli de bir çocuk. Avukat. Hak ediyor bence geldiği yeri. Efendiden tatlı, gırgır, şamata, düzgün bir çocukmuş. Güzel işte, popüler oldu. Dediğim ya kimseye hakaret ediyor. Yok be çok efendi evet. Hiç ben bir tane evet. Lafını da duymadım evet. Birisine bir şey söylediğini de duymadım. Çıktı yani. Çıktı haberler yok bitti diziye biri gelmişti onun kafasına fotoğraf makinesi atmıştı falan böyle şeyler. Şimdi bu çıktı. Bütün aktörlerle ilgili çok negatif şeyler döner etrafta. Ama aktörün gözünden de kimse bakmaz. Ay o çok bilmem ne kaprisli şöyle böyle. Ama ona sorduğun zaman, çünkü benim arkadaşlarım da var tabii ki bu piyasada. Beraber çalışmışım, senelerce etmişim. Sorduğum zaman onlar bambaşka bir hikaye anlatıyor. Aktörlere de çok büyük saygısızlıklar yapılıyor. Anlaşırken verilen hiçbir söz tutulmuyor. Zaten 180 dakika biliyorsun artık diziler. Yani 3 saat dizi çekmek için 3 saatlik film yok dünyada. Tek tük film haricinde. Bir haftalık dizi 3 saat olamaz ki. Canları çıkıyor. Verilen sözler tutulmuyor. Ta iyi para alıyorlar. Böyle bir şey yok. Bahane. Az bile alıyorlar. Hollywood'la kıyasladığında bizim şeyler fındık parasına çalışıyor aktörlerimiz yani. Hollywood'da birisi çıkıp başkası için çok iyi para alıyor. 40 dakikalık dizide oynuyor diyor mu? 20 dakikaydı Friends. 1 milyon dolar alıyorlardı bölüm altısı başına. Da. Burada 1 milyon dolar bölüm başına almak hayal ötesi bir şey. 3 saatlik dizide oynuyorlar. Onun için biraz da aktörlerin de gözünden bakmak lazım. Dedikodulara da inanmamak lazım yaşamadan. Çünkü biz tamamen dedikoduyla yaşayan bir millet haline geldik. Mış mış öyleymiş şöyleymiş oradan duydum. Ama birinci ağızdan veya kişiden kimse bilgi almadığı için artık yetti bu sıkıldım ben dedikodulardan. Çünkü magazin başka bir şey dedikodu başka bir şey. Attıysa da birisinin kafasına bir şey eminim bir atmasın tabii ki ama delirtmişlerdir çocuğu. Belki yorgunluktan yani tükenmişlik sendromu denilen şey gerçekten var. Onun için birisinin kafasına bir şey attıysa da büyük ihtimal artık gelmiştir burasına da atmıştır diye düşünüyorum. Ali abicim? Ya şimdi bu setlerden kamera arkası olaylardan medyaya yansıyanlar
art niyetli de olabiliyor. İçinde gerçeğin olduğu ama abartıldığı da oluyor. Eğer gerçekten böyle bir şiddete yönelik bir şeyse karakol, polis, aynen öyle, bir hukuki süreci vardır. Sonuçta böyle yapanlar haklarını aradılar. O insanlardan biri şu anda yurt dışına kaçtı, orta Türkiye'ye küfredip duruyor. Yani sektör bir şekilde o şiddete başvuranları dışarı ediyor. Ama aynen öyle. Burada ben Can Yaman'la bir hukukum yok. 2-3 defa galasında, dizi setinde karşılaştım. Bir saygısızlığını görmedim. Ama sette oluyor mu bilmiyorum. Ben sadece bir vakayı değerlendiriyorum. Bu da şudur. İtalya'ya gitti. İtalya'da o gösterilen ilgi bir prodüksiyon olmadığını, Can Yaman Napoli yazınca sosyal medyada ne kadar insanın onunla fotoğraf çektirdiğini, o insanların sayfalarına girince kinder olduklarını görüyoruz. Bir de kıskanmayın dedi ya, çok doğru bir şey söyledi hayatım. Yani biz gurur duymalıyız bizim bir aktörümüz yurt dışında da beğeniliyor diye. Şimdi birisi gider Hollywood aktörü olur, demediğimizi bırakmayız. Demeyiz ki, gurur duyalım biz bununla yani. İlker Kaleli şu anda yabancı bir dizide başrol oynuyor. Ne güzel bir şey. Gurur duyalım yani bununla. Burada baktıklarınız zaman bizde oyuncularımızı, yıldızlarımızı aşağı çekmek için bir şey ekibi var. İstihkam ekibi. Kazma küregellerinde çukur kazıyorlar habire. Hatta yapıyorsa, yani toplumun değer yargılarıyla örtüşmeyen, insanlıkla örtüşmeyen bir şeyler yapıyorsa, kötü örnek oluyorsa bunu eleştirelim. Ama yani Kıvanç Tatlıtuğ'un şu ana kadar birine bir saygısızlığı, bir şiddeti, şusu busu var mı? Yok. Hiç duymadık. Ama abisiyle bir vale yüzünden tartışmışlar. Öyle bir şey ki orada da sinir uçlarına dokunuyor bazen. Kıvanç Tatlıtuğ'sun, sen valeye 100 lira vermek zorundasın. Kaç lira? Niye versin? Ya ben otomobil değiştirdim. Kullandığım otomobili. Daha eski bir jip aldım. Adam 20 liraya kabul etmedi. Hala bir jiple geziyorsun, 20 lira mı veriyorsun vale? Ne vereceğim, 50 lira mı? Gelirim aynı lan. Yani şeye göre. Çok ayıp bir de başkasının cebine ya benim vereceğim şey vale parasını paşiş isteyen hesaplama. Yani bu kim bilir onların başına nasıl geliyordur? Bir de paranın olması senin geri zekalılaştığını göstermiyor. hiçbirimiz kazıklanmaktan hoşlanmayız hayatta. Ben mesela çok cömert bir insanımdır ama kazıklandığımı hissedersem inanılmaz yani sinir olurum ve elim sıkılaşır. Çünkü kimse kazıklanmak yani istemez. Ben mesela o zaman şöyle mi yapalım, biz markete gidelim. Gelir düzeyimize göre olsun. Mesela domates işte 1000 lira maaşı olan 5 lira olsun filan, böyle bir şey var. Çok ayıp. Hayat hepimiz için eşit yani. Ama biraz bilinir insanların çok parası olduğu düşünüyor. Yani benim bile evet, sizi düşünemiyorum. Bana bile o kadar yardım mesajı geliyor ki. Geçen biri diyor ki annemi hiç umreye gönderemedim. İşte bana para gönderir misiniz annemi? Yani, bir de kadar hayati olmaya. Ya, sen çalışıp kazanır mısın lütfen o parayı? Kendin gitmek istediğin şeye. Çok hani ayıp da buluyorum ben bunu. Ya çünkü pardon herkes... da umre dediğin şey yani ölmezsin yani. Şart değil. Artık kendi paranla ve borcun farz olmadan. Değil, vacip yani oraya gitmek zengin o öyle bir paran olacak. Ve bunu sağdan soldan beni umreye göndersen. Halbuki bak beni İtalya'ya bazı durak... insanlar hayat boyu biriktiriyor parasını. Tabii değil mi? Ya. Karı koca gidiyorlar yaşlandıklarında çünkü çok istiyorlar gitmek. Ve bunun için bir yatırım yapıyorlar. Belki bir köşeye bir para koyuyorlar. En güzeli de zaten kendi paranla bir şeyler yapmak değil mi hayatta? Evet, öyle. Bitirelim. Evet, peki çok keyifli bir yayın oldu. Size çok teşekkür çok ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben de çok keyif aldım. Çok mersi. Televizyonda bir şey yapacak mı? Yoksa artık Bizim Billur TV'miz var zaten. O da televizyon. Hatta biz bu ülkenin geleceği benim için çok önemli. Gençlere de çok güveniyorum. Gençler de hep internette oldukları için onlara hizmet etmeyi daha mantıklı buluyorum. İnternetten devam ederiz. Bir teklif gelirse de bakarız durumlara. Uyan bir şey olursa neden olmasın. Magazin Noteri'ne ve Billur TV'ye abone olunuz, izleyip unutmayınız.